Bir görelim bir daha baktı ve Tesla'nın aslında en çok konuşulan aracı oldu diyebileceğim bir araç. Cybertruck şu anda yanımda, hemen baştan söyleyeyim. Bu araç Tesla'nın en çok konuşulan aracı, ancak üzerinde hiçbir yerinde bu aracın bir Tesla logosu yok arkadaşlar. Ve şu anda da ülkemiz topraklarında sergileniyor. Bir süre buralarda olacak. Sağ olsun Tesla Türkiye'de beni davet etti. Cybertruck'a bir yakından bakalım. Hemen videonun girişinde şu öndeki bagajdan bahsetmek istiyorum. Model Y kullanıcılarının çoğu şu öndeki bagajın elle açılıp kapanmasından oldukça şikayetçi. Cybertruck'ta gördüğünüz gibi tam otomatik bir önde bagaj var. Bagaj iç hacmini de göstermemiz gerekirse şöyle oturduğum zaman, yani bir yere kampa falan giderseniz böyle iki kişi oturursunuz. Zorlarsanız bir üçüncü kişi de buraya rahatlıkla sığar gibi gözüküyor. Şöyle şuradaki tuşa bastığınız zaman da doğrudan öndeki bagajımız aşağı doğru iniyor. Çok heybetli bir araç. Zaten az önce stoklarda bunları çektik ama şöyle göstermem gerekirse öndeki silecek neredeyse iki kolumdan bile büyük, yani kolumu komple koysam bile yine biraz öndeki silecek büyük kalır diye düşünüyorum. Buradaki doku çok enteresan. Biliyorsunuz bu araç aynı zamanda sağlamlığıyla çok ünlü bir araç gerçekten ve bu sağlamlığını da dokunur dokunmaz hissedebiliyorsunuz. Değişik bir hissiyatı var ancak parmak izini gerçekten fazlasıyla belli ediyor bu araç. Şurada ön tarafta gördüğünüz bu devasa jant ve tekerlek takımı da gerçekten bu arabayı tam anlamıyla tamamlamış. Şöyle arkaya doğru devam etmek istiyorum. Yan tarafta böyle aracı ilk yaklaştığınız zaman garipseyeceğiniz bir şey var. Çünkü kapının üstünde herhangi bir açma tuşu yok. Buralarda herhangi bir açmaya böyle benzeyen bir şey yok. Ve benim boyum yaklaşık 1.90. Araç şu an benden bile yüksek. Bakın şu en yüksek noktasında. Benden daha yüksek. Tabii burada binip inmesi biraz zor oluyor doğruya doğru. Ama içerideyken de gerçekten çok keyifli bir ambiyans var. Kapının açma tuşu da tam olarak şurası arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman yarı otomatik diyebileceğim bir sistem var. Biraz dışarı atıyor ve daha sonrasında kapıyı açıp içeri girebiliyorsunuz. Aynı şey arka taraf için de geçerli. Şöyle göstereyim. Basıyorsunuz ve açılıyor. İç hacmi ve içeriği de sizlere göstereceğim. Ya resmen çelik ya. Bildiğin çelik kardeşim yani. Hani alüminyum falan filan her şeyi geç yani. İnanılmaz bir şey ya. Böyle bükmeye falan çalışsan bükülmüyor yani. Bunu herhangi bir alüminyum arabaya böyle bir şeyde bulunsan yamulur. Bak görüyor musun? Taş gibi. Bildiğin taş gibi yani. Arkaya doğru devam edelim. Bu kadar sağlam bir araba ben de daha önce görmemiştim. Hemen arkada da bizi aslında birçok kişinin de heyecanla merak ettiği ve incelerken de şaşırdığı bagaj bölümü karşılıyor. Burası gerçekten ciddi bir yaşam alanı. Şuna bastığınız zaman açılıyor. Şuradaki tuşlara basılı tuttuğunuz zaman ileri geri bir şekilde bu bagajın üstünü yine açıp kapatabiliyoruz. Tabii şık olmuş. Bakın bastığınız zaman arkadaki cam da açılıyor. Hani içeriye de bir güneş geliyor aracı kullanırken aynı zamanda. Buna çıkıp inmek nasıl olur diye düşünüyorum. Açıkçası şöyle çıkıp inebilirsiniz. Yani şuraya böyle oturarak yukarı çıkabilirsiniz. Üstünde de şöyle bir pozisyon oluyor. Burası büyük gerçekten. İyi bir yaşam alanı var. Zaten bunun üstüne böyle çadır falan kurup da kullanmanız yine mümkün oluyor. Ya da burada üst tarafta da oturup aslında bir şeyler yapılabilir. Yani şu an düşündüm de bunun üstünde kamp gider yalnız. Şöyle şuraya oturacaksın. Takılacaksın böyle yani bütün gece. Efsane olur diye düşünüyorum. Buradaki yaşam alanı da gerçekten güzel olmuş. Aynı zamanda taşıma alanı da çok büyük. Çünkü üstü açık olduğu için üstüne bir yükleme yaparak rahatlıkla burada eşya vesaire de yine taşınabilir. Tabii bu çok özel bir araç. Tasarımının yanı sıra aynı zamanda içindeki motor da bir o kadar kuvvetli ve 3 tane elektrik motoruyla geliyor. 0-100'ü yaklaşık 2 saniye, 2,5 saniye falan, yani 1 ve 2 diyorsunuz araç 100'e çıkıyor. Enteresan bir deneyim. Olmazsa olmaz. Elon Musk abimizin dediğini de yapmadan buradan gitmek olmaz. Şu arkadaki kasanın sağlamlığından bahsediyorlardı. Gördüğünüz gibi kasanın üstüne çıksam da, ki yaklaşık 85-90 kiloyum, şöyle zıplasam da hiçbir şey olmuyor. Bu açılır kapanır bir kasa kapağı olmasına rağmen hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. İnanılmaz sağlam yapmışlar gerçekten. Geriye doğru gitsem bile, öne doğru gitsem bile, şurada zıplasam bile herhangi bir etkisi yok. İsterseniz şöyle ufaktan içine doğru geçelim isterim ama şu arkadaki bir detayı da sizlere göstermek istiyorum. Zaten içi çok geniş bir araç. Ama bu genişlik sadece genişlikle kalmıyor. Arkadaki koltuklar bu şekilde yukarıya doğru katlanabiliyor. Ve buradan içeriye girip doğrudan, bakın şunu da kaldırdığınız zaman ve bu parçayı da kaldırdığınız zaman burada ciddi bir böyle geçiş alanı oluşuyor. Zaten buradaki omuz ve baş mesafesi inanılmaz. Yani burada ciddi bir genişlikte omuz ve baş mesafesi var. Burada da farklı bir yaşam alanı var. Şimdi arkada oturuyoruz.
oturuyorsunuz. Tamam, evet, arkadaki kişi genelde araçtan kopuk olur. Ama bu araçta öyle değil. Bakın burada da 9 inç boyutunda bir ekran var. Yani Tesla Model Y'den örnek vermem gerekirse Model Y'de 15 inçlik bir ekran var. Burada arkada da doğrudan bir 9 inçlik ekran sizlerle buluşuyor. Tabi burada farklı farklı detaylar yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz, kurcalayabiliyorsunuz dilediğiniz gibi. Hemen bu alttaki menfezden şu aralardan da bir klima akışı sağlanıyor bu araçta. Daha önce göstermiştim ama şurada tekrardan göstereyim. Bakın şu an ön taraf bana göre ayarlı. Arkada oturduğum zaman arkadaki yaşam alanı aynen şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle şuna bastığınız zaman yine buradan askılar vesaire açılıyor. Aynı diğer Tesla modellerinde gördüğümüz gibi. İç hacimdeki genişlik inanılmaz. Yani bir aile aracı arıyor olsam herhalde böyle bir aile aracına binmek isterdim gerçekten. İçerideki genişlik, iç hacmi inanılmaz keyifli ve çok güzel gerçekten. Bunu söylemem lazım. Koltuklardaki kalite tabii ki Tesla'nın üst sınıf malzemelerinden bir tanesi kullanılıyor. Koltuklar hem böyle delikli bir deri malzemeye sahip hem de hava aldığı için uzun yolculuklarda vesaire herhangi bir terleme veya rahatsızlık durumunu ortadan kaldırması için tasarlanmış. Hemen bu ortada yine kol dayama ve bardaklık bölümü yer alıyor. Şimdi ön tarafa doğru gidelim istiyorum çünkü önde de sizlere göstermek istediğim enteresan şeyler var. Şimdi burada anlatılacak gerçekten çok fazla şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu aracın herhangi bir yerinde Tesla yazmıyor dedim size ama Tesla'nın da en ünlü arabası, en ünlü otomobili. Sadece elimde tutmakta olduğum şu kartta Tesla yazıyor. Onun dışında bu aracın hiçbir yerinde Tesla logosu yok arkadaşlar. Peki bu anahtar nereden çalışıyor derseniz buraya koymanız yeterli oluyor. Şimdi buraya koyduğunuz an anahtarı algılıyor ve yoluna devam ediyor. Buradaki kol dayama alanı da oldukça geniş olmuş. Tabii burada da güzel bir alanınız var. Ne anlatmamız lazım? Direksiyonu. Direksiyon enteresan bir direksiyon. Bakın bastığım zaman çalışmaya başlıyor. Şimdi bu hani şu hareketi yapıyorum ya bakın. Gördüğünüz bu hareketi yaptığım an arkadaki tekerlekler de dönüyor ve araçta da böyle bir şu anda dengesizlik oluyor gibi. Yani araç böyle kendini yola göre ayarlıyor tekerlekleri çevirdiğiniz zaman ve inanılmaz enteresan. Sadece şu hareketle tam tur döndürmüş oluyorsunuz. Yani buradaki hani sizin şoför tarafındaki deneyiminizi arttırmak için öyle bir mühendislik yapılmış ki bakın yarım tur çeviriyorsunuz tam tur dönmüş oluyor. Hatta iki elinizle bile bunu yapsanız bakın bitti. Şu an tamamen tekerlekler dönmüş oluyor. Yani ani bir dönüş için döndürmek istediğinizde şu hareketi yapmanız zaten animasyondan da göreceğiniz üzere tamam oluyor. Şimdi burada enteresan şeylerden bir tanesi var ki fark ettiyseniz burada herhangi bir kol yok. Bu direksiyon herhangi bir kola sahip değil. Vites kolumuz tam olarak şurada bakın. Vites kolu bu. Şu an geri taktım mesela. Geri görünüş kameraları geldi. Aynı şekilde şöyle ileri aldığımda da ileriye doğru gitmek için araç kendini hazırlıyor. Tekrardan park pozisyonunu aldığımızda da standart bir Tesla dönüşüyle geriye geliyor. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz bu araç tanıtılırken Elon Musk sağlamlığından bahsederken camı kırılmıştı. Adam yine yapacağını yapmış. Bununla da dalgasını geçmek için bakın şu cama şöyle vurduğunuz zaman Elon Musk'ın tepkisi ve camın kırılma anını tekrardan size göstermek istiyorum. Her vurduğunuz yerde bakın tekrardan bunu yaşayabiliyorsunuz. Buralarda yok. Şu yan camda var mı? Bunda yok. Sadece şu ön iki camda doğrudan Elon'un sesi geliyor. Öne vurduğunuzda aynı şekilde yine bunu yaşıyorsunuz. Bu da enteresan bir deneyim. Şimdi bunda bir de süspansiyon ayarı yapabilme özelliğimiz var. Bakın şimdi yukarıya doğru kaldırabiliyorum. Ya da bunu medium'a alabiliyorum. Ya da giriş moduna tekrar çekebiliyorum. Aynı şekilde bakın arkayı açabiliyorum, durdurabiliyorum. Burada yine pause yapabiliyorum. Birçok şeyi buradan yol bilgisayarından kontrol etmeniz mümkün oluyor. Şöyle parlaklığını vesaire de ayarlayabiliyorsunuz ama burada farklı bir yazılım var. Hani fark ettiyseniz diğer Tesla modellerinden daha farklı birçok sürüş modu var gördüğünüz gibi. Bu sürüş modlarının tamamını da istediğiniz gibi dizayn edip ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki şarj özelliklerini de yine buradan yönetebiliyorsunuz. Benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi buradaki süspansiyon ayarı oldu. Bu süspansiyon ayarı gerçekten çok keyifli gözüküyor. Bu araç özel bir seri bu arada. Cybertruck Foundation serisi. Yani ilk üretilen modellerden bir tanesi şu anda ülkemizde. Bu kadar şaşalı, bu kadar büyük bir araçta neden bu kadar küçük bir dikiz aynası var diye sorabilirsiniz. Çok da haklısınız bence. Şimdi tabii bu neden böyle? Bakın sinyali verdiğim an zaten doğrudan arkayı görebiliyorum. Ya da sola sinyal verdiğimde sol tarafta arkamı görebiliyorum. Çok rahat bir şekilde. Ya da buradan kameraya bastığım an yine arkayı görebiliyorum. Biraz burada anladığım kadarıyla kullanıcıların teknolojiyi kullanması istenmiş. Çünkü eğer kapatırsanız arkadaki cam da kapandığı için yani bu dikiz aynasının çok da bir esprisi kalmıyor. Doğrudan kameraya burada aslında sürücü kullanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bunu kullanmak zorunda olduğunuz için de kameralar daha çok işinizi görüyor. Mesela şu anda bakın ön kamerayı görüyoruz. Burada ön kamerayı yıkama modu da var. Bastığınız zaman bir su püskürtmesi yaparak ön kamerayı da temizleyebiliyor. Bu da yine benim araçta gördüğüm farklı detaylardan bir tanesiydi.
Arkadaşlar Cybertruck'a sizlere kullanmadan da anlatma imkanına erişmek benim için özel bir içerik. Dolayısıyla sizlerin de bu içeriğe desteği benim için çok değerli. Siz nasıl buldunuz? Elon Musk'ın bu hayal ürünü olan Tesla'nın Cybertruck modeli otomobili mi desem, türünü mü desem, arazi mi desem, ne desem bilemiyorum gerçekten. Ama inanılmaz konsept, inanılmaz kullanışlı ve bir o kadar da dikkat çekici. Yani şu anda sabah saat 11'e 10 var ve burada bile inanılmaz bir ilgi var bu araca. İnsanlar gelip bakmaya çalışıyor. Uzaktan fotoğrafını, videosunu çekmeye çalışıyor. Gerçekten ilgi muazzam. Ben de sizlere gelip nacizane her zaman olduğu gibi neler gördüğümü, gördüğümde neler hissettiğimi anlatmaya çalıştım. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay. Tabii normalde biliyorsunuz Tesla'nın şu ışık gösterileri oldukça meşhur. Bu araçta farklı bir ışık gösterisi de var. Hemen sizlere göstereyim. Başlatayım sonra anlatayım. Şimdi başlayacak. Sesi biraz kıstım. AVM'nin içinde olduğumuz için. Ama tabii size şunu bir göstermek istiyorum. Bakın camları falan açıyor kapatıyor yine aynı. Ama buradaki asıl olay şu. Normalde biliyorsunuz ön kaput hareketsiz olduğu için bu ön kaputu da kaldırıp indirecek. Öyle bir özellikle var. Bakın aynalar falan oynamaya başladı yine standart. Şu anda ışık gösterisi başladı. Müzik biraz kısık olduğu için çok duyamıyoruz. Ama kaputu da şimdi kaldırıp indirdiğinde sizlere göstermek istediğim şeyi anlayacaksınız. Bakın hareketlenme de başladı. Çok daha güzel ve farklı duruyor gerçekten. Bu ışık gösterisini ne zaman bir Tesla araçla yapsanız olduğunuz yerde oldukça ilgi çekiyorsunuz. İzleyelim. Kendi kendini anlatır zaten.